Heh, şimdi geldi favorim o. Ee, favorim o sorusunda yarınki e, pazar gününün Çaykur Rizespor Galatasaray maçına ilişkin. Onları söyleyeyim ilişki... mi? Evet. Vardaki teknisyen. <laughs> Benim favorim Vardaki teknisyen. <laughs> Buyurun abi. Benim favorim ne ya? Vardaki teknisyen. Hocam orada varla avar ne yapar? Teknisyen hani mi? Teknisyen tamam da varla avar ne yapar hocam? Hiç anlamam abi. Herhalde bir şeyler yapıyorlar orada abi. Var avar. Ne var? Peki Reha Hocam, Rize Galatasaray maçına ilişkin favoriniz kim? Galatasaray. Galatasaray. Serdar Sarı da? Favorim Galatasaray. Erman Hocam? Galatasaray. Verirse zaten yok. Bence de Galatasaray diyoruz. 4'te 4 ile reklama gidiyoruz. Evet. Konsantrasyon vurgusu. Yeniden aslan gibi savaş Galatasaray uyarısıyla. kolay değil 3 ay sonra. E, sahaya dönecek Galatasaray ve iki rakibi de galibiyetle ayrıldı. Oldu mu puanlar 56-56-50 Rakip Rize, Çaykur Rize düşme tehlikesi yaşayan bir takım. E, bu uyarı önemli, bu vurgu önemli. Tabii bunu en çok hissetmesi gerekenler de futbolcular. Tabii bu arada şu Covid sürecinden en e, ciddi şekilde sıkıntı yaşayan kulüplerden biri de Galatasaray oldu. E, başta yani hem yöneticiler hem Fatih Hoca, e, Sayın Başkan yönetim yani Covid 19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadılar. E, ama e, geldiğimiz noktada yeniden kaldığı yerden devam edecek takım nasıl devam edecek bir muhtemel 11 var mı çocuklar? Muhtemel 11'i de paylaşalım ki e, Galatasaray e, Çaykur Rizespor Galatasaray maçına ilişkin onun üzerinden de biraz daha yol alalım. E, İçte Ekana yansıyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i bizim muhabir arkadaşlarımızdan gelen. Tabi burada Markanun sakatlığından sonra Stoper'de kim oynayacak soruları çok ön planda idi. Donk Ahmet ikilisi şu anda e, muhabir arkadaşlarımızdan gelen Stoper'deki tandemdeki ikili. Mariano ve Saracchi iki kanatta. E, Lemina Seri Ömer üçlüsü, e, Fegüli Onyekuru, Falcao önde. Evet. Bir orta saha dizilişinde burada bir değişiklik olabilir. Lemine altı numara gibi, Ömer hı hı. 8, Belanda da 8 oynayabilir. Daha ofansif bir kadro çünkü Galatasaray'ın yani Seri'nin dün ve, yerine Belando olabilir. Bugün çıkan, çıkan var. sonuçlarla en Başakşehir'in Trabzonspor'un galibiyetinden sonra kesinlikle galip gelmesi gerekir. Yani iki tane altı numara yerine Seri'yi çıkartıp Belando hamlesi gelebilir Fatih Hoca'dan. Evet, Erman Hocam. Lemine'yi ortaya alır zaten. Stoperlerin önü doyuracak mecburi. Altı numara. Oradan top çıkaracak. Zaman zaman Defaz giriyor o ikilinin arasında. İkisinden çıkaracak. Başka şansı yok. Yani Belhanda'da zaten Fatih Hoca genelde Galatasaray taraftan olmadığı maçlarda oynatıyordu. Şimdi bir de, de Be Belhanda be sıkıntısı... profilinde orta sahada oyuncu da yok Serdar. iki tane altı evet. numara var. Hani seri Tabi Lemine ile ikisi farklı özellikle altı numara. Ömer Bayram'da daralan becerisi yok. Hızlı topu taşıyan, bu sezon yaptı asistlerle zaten öne çıktı tamam ama Belhanda profilinde yani ucun bölgesine topu geçirecek, destekleyecek oraya ee, adam eksilecek yeri geldiğinde evet Ömer onu yapar ayrı da ama, ama dar, alan, dar alan becerisi bir tane ucum geçişi öndeki hem Falcao'yu, Fegül'ü hem Onye oynatacak. Yani o profilde oyuncu eksikliği var. O anlamda Belhanda bana bana göre de daha önde gözüküyor. Başlayacak gibi ilk 11'de geliyor. Yani Belhanda'nın seyirci problemi yok. Yani. Belhanda'nın Tabii. Tabii. Sonuçta bir sıkıntıları yaşandı bu dönem. Kendi iç sahasında da Belhanda tercihini Fatih Hoca çok daha fazla yapabilir. Çünkü Fatih Hoca'nın da çok tuttu bir oyuncu. Ama hangi Çaykur Rizespor'a karşı olacak bu oyun? Tabii. Şimdi ligin kaçıncı sırasında? 16. sırada. Ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bir Şunaltının de içinde Çaykur Ünal, 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 Hoca... sonra da bir reaksiyon vermedi. Geldikten sonra da yani bir hala sıkıntılı gidiyor. Şimdi Galatasaray'da Luindama zaten sakatlığından dolayı kadroya kadroya bildirilmemişti, yok kadrolarda. Markan'un da şu süreçte sakatlanması, işte kim oynayacak Ahmet Çalık orası için yeterli mi? Bir genç kardeşimiz var, onunla Emin. ilgili evet bir soru işareti var. Tabii bu süreçte bu kadar az zaman kalmışken, ligin boyu kısalmışken onu da riske atmak olur mu? Bir de hani Lemina orada oynar mı gibi sorular vardı ama bu denklemden Donk Ahmet Çalık ikilisi çıktı. Sizce doğru tercih mi Donk Ahmet Çalık ikilisi? Kim olabilir orada. mesela? Ya Emin yani. Genç olmaz. Genç yani iyi oyuncu ben de söyleyeyim. Beğendiğim, geleceği olan. Madara Oğuzhan Kabaa'da. Ozan, da, Ozan da geçecek bir potansiyel var. Bu ikinci şık ne olur? Lemina. Lemina da olması iki tane orijinal orada oynayan stoper varsa onlar öyle ederiz. tabii başka yani Daha öyle. böyle oynadılar e, herhalde yanlış hatırlamıyorum. Ya düşüncelerin içinde olmak gerekir. Hayaller değil gerçekler önemli. Yani lemine evet orada oynar ama orada oynamak farklı. Donk zaten oynuyor. Ahmet Çalık da stoperse orijin stoperse orijin oyuncu kullanırım ben. Erman hocam siz stoperdiniz. Hocam bak. devşirme derken bir yeri bozuk bir yeri yapmak başka sıkıntılara <laughs> mı yol açar? Kesinlikle. Yerinde adam varsa oynatacaksın. Hı. Yani o kesin bir de Mesela i̇şte bazı teknik adamlar bir oyuncu değiştiriyor, üç oyuncunun yeri değişiyor filan. En büyük tehlike o. Bir. Şimdi Ahmet Taner adam... ...bu şartlarda Galatasaray'ın mecburi oynatacağı bir adam. İki. Şimdi Galatasaray yarın... ...Fener'le... Trabzonla, Beşiktaş'la... ...Başakşehir'le oynasaydı eğer... Hı hı. ...çok düşünebilirdi Fatih. Yani ulan ne yapayım şimdi... ...karşısında bu oynayacak, karşısında şu oynayacak filan. Tamam Rize ile oynuyor. Rize düşme hattında. Ama artık Rize Galatasaray'ı düşünmeli nasıl kadroda çıkacağını. Galatasaray Rize'yi düşünmemeli. Onun için de da eğer şampiyonluğa gidecekse bu maçı geçmeli. Bu maçı geçemiyorsan şampiyon olamazsın. Öyle Güler mi diyorsun? Maçı. Net mi? Net. Rize Yedi maçını olarken... geçemezsen şampiyon olamazsın. Hmm. Hangi maça geçeceksin abi sen deli misin? Aynı fikirde misiniz? Batır kütür Trabzon'dan Başakşehir alıyor. Ya şampiyonluk için bu maçtan sonra 21 puan var. Yine bir şans. Şans puanın olur. Anlamında var. Ama e, yani yalnız burada 3 puan değil çok şey kaybeder Galatasaray. Tam Bize da geri sporya. dönüş haftasında. Ya niye? Şimdi iki rakibi yenmiş. 56 56 yapmış. Sen 50 puanın var. Yenemezsen yani beraberliği bile bak berabere kalsa bile az önce reklam arasında söyledim. Başakşehir Başakşehir'le Trabzonspor'un 5 maçı var. Galatasaray'ın 7 maçı var. Çünkü arada niye? Yani hepsinin 7 maçı var da 6, 5 puanlık fark oluşursa yani 5 maç oynayacak 2 maç daha aşağı olacak gibi görünüyor. Başakşehir ve Trabzon. Yani Galatasaray'ın bu anlamda yani puanı aşacak hem finişe doğru ligin boyu iyice kısalıyor. Dediğim gibi yani 7'de 7 yapması gerek. Diğerlerine 5'te 5 yeter o zaman. Yani eğer Galatasaray galibiyetle dönmezse Rize Spor Hocam Galatasaray, ile Gaziantep'i geçmediği müddetçe, altı yani puan almadığı müddetçe zaten olamaz. Eğer altı alırsa diğer ikisinden kalıyor finale. Yani şansı Galatasaray'ın bayağı zor sana söyleyeyim. Başakşehir ama ve Trabzon hocam, maçlarının alta final alırsa, olması için bunları alta, geçmek gerekiyor. Ha, gerek Mecbur. Zaten bunlardan bir tanesine Hı. takılırsa Hı. yandım keder olur Galatasaray. Doğru ama... Galatasaray kendi göbeğini kendi kesecek. Bu da çok önemli bak. Rize'yi yendi. Gaziantep futbol kulübünü içeride yendi. Başakşehir'le Başakşehir ile Trabzon'u yenersen büyük olsuzca şampiyon olsun. Şimdi bak, o zaman da bitiriyor. Şey. Bu takımlarla Başakşehir ve Trabzon'la olmasaydı, bak şimdi rakiplerinle oynamayacak olsaydı daha az, yani yüzdesi azalırdı şampiyonluğunun. Kendi göbeğini kendi geçti. Hocam kesecek. dört maçı alırsa Banko şampiyon bit, olur. Bit. Bu kadar basit. Bu perviz banka olur. Rakipleriyle oynuyor. Ondan olmuyor. sonra önüne geçemezsin Galatasaray. Bu da madalyonun diğer yüzü. Evet. Erman Hoca galatasaray Lise maçını geçemezse şampiyon yani olamaz hocam, diyor ama dört maçı alırsa Rize da şampiyon olur diyor. Bir defa Rize ile Antep'i düşünmeden geçeceksin. Sonra iki finale geleceksin. Onları zaten yenersen işin bitti. Yenemezsen zaten olacaksın. Bir de iki maçta İstanbul'da. Var. Biri evde, biri Başakşehir. Deplasman'a da İstanbul dışına da çıkmıyorsun ha. Florya'dan Başakşehir'e gideceksin, yani yol boşsa 15 dakikada ha, gidersin. Evet. Sevgili Serdar, İstanbul'daki maçlar bence çok böyle çantada keklik maçlar olmaz hocam. Yani benim görüşüm. Ya yüzde yüz seyirci yok. Hayır ben. Işte o hayır var. ben sonuç dedim. Yani şehir dışına gitmeyecek. Tabii tabii seyahat. İstanbul'da yok. kalacak. Ama hocamın dediği doğru. Orada Çaykur Rizespor'u geçtin. Antep e içeride takılma ihtimali var. Gaziantep bunu yapabilir. Oradan puan alabilir. Alır mı diyorsun? Yok ya yani olur. Gaziantep, Gaziantep edepsiz. Yani ligde kalmış düşme potası da değil. Alamaz. Yukarıya yakalayamaz. Yani Rize ben, de zorlanır. Ben öyle düşme takım Düşme takım. Evet. Çünkü Rize tam can derdi. Aynen. Alabilir hocam. o Ondan ikisini alıp alabilir. geldiği zaman evet. Galatasaray İki bacak alıyor. Ha hocam. farklı <laughs> yiyebilir. Bak öyle enteresan bak. bir takım. Hayır bak Serdar. şimdi çok enteresan bir hocam. Sen. Maçı da alabilir. Yani puan da alabilir. Ama Sen. yenilirse de parti yiyebilir. Hayır olabilir. Bak ama ne biliyor musun? Rize Spor kadro olarak mesela Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha aşağı bir kadrosu var. Bir tık aşağıda Gaziantep Futbol Kulübü'nün daha iyi kadrosu ama var. Hedef, tamam. Ama hedef. Ama biri var. can derdinde bir ligi Serdan. bitirmiş. Rize ile Antep'i yenemiyorsan orada burada o başka hocam, tabii. şampiyon olamazsın kardeşim olma. O kadar basit. Bir de şunu vurgulayalım. Artık son viraja girildiği için Başakşehir ve Trabzonspor'la ikili averajını Galatasaray'ın. Ee, Başakşehir 1-0'da değil mi arkadaşlar? 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor'la da berabere kalmıştı Galatasaray. İlk yerdeki maçlar. Çünkü hani buradaki maçlarda alınacak sonuçlar puanlar yakın olursa ikili averajı da gündeme taşıyacak çünkü. Tabii. Deriz. Trabzon'da da biri berabere kalmış. Hocam Doğru bir de bu haftalarda şimdi bak seyirci yok. Burada ne devreye giriyor? Hocaların tecrübesi. Biraz hoca işte Fatih hoca bir şans. Okan hoca keza yeni bir şans. Ama mesela seyircisi olsaydı Sergen hoca bugün maçı alabilirdi.